Herkese selamlar arkadaşlar. Broz'un yepyeni bir videosuyla sizlerleyiz. Bugün kendimize büyük bir challenge koyuyoruz ve diyoruz ki uyumadan 48 saat boyunca oyun oynayacağız. Çeksene çocuğu! 10.099 TL. Kazananı açıklıyorum. Oynayacağımız oyun Wild Rift arkadaşlar. Yeni çıkan bir oyun. Oldukça da popüler olan bir oyun zaten biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenler için zaten biz bahsedeceğiz oyunu. Mobil telefondan oynandığı için normal hayatımıza da çok kolaylıkla entegre olabilir. Yani bir yandan çekim yapıp bir yandan şöyle diyeyim ben, oyun oynayabiliriz. Arkadaşlar bildirelim bunu. Artık haftada bir video düşüyoruz. Bu süreç içerisinde ikimiz de ayrı ayrı oyunlar oynayacağız. 48 saatin sonunda en fazla level'a sahip olan kişi oyunu kazanmış olacak. Challenge'ı kazanmış olacak. Challenge'ı kazanacağız da neyine? Neyine? Onunla gel bana. Kaybeden kişi bütün ekibi CZN Burak'ta çok güzel bir akşam yemeği yedirecek. Bütün ekip mi? Aynen. Bütün ekip mi? Söyle. Bildiğiniz üzere zaten oyunun bir de Netflix'te dizisi çıktı. İzledik. Aa oğlum yeni İnanılmaz bitirdim. İnanılmaz bir dizi. Yani böyle bir şey yok. Ya animasyon olarak çok iyi. Bir de yani o oyundaki karakterler şu animasyon olarak görmek. Evet. Ve onları bu kadar güzel canlandırmak animasyonla. Evet. Hikayelerini çok görmek. Çok iyi ya. O açıdan yani gerçekten güzel. Şu an mesela ben yıllar önce yani ilk LoL çıktığı zaman oynayan bir oyuncuydum. Beni şu an tekrar geri kazandı açıkçası. Eski şu toprak an gelebilirim. Aynen. Ne bileyim Jinx'in işte Vayne'in o hikayelerini görünce oynarken de böyle bir trip oynuyorsun. Vallahi ben çok beğendim. Yani keyifli bir 48 saat olacak. O zaman henüz kaybetmeden sen güzel orada ben burada. Şöyle başlayalım. Adil bir yarış olsun. İyi olan kazansın. Normalde koltukta oturup oynayacaktım ama gece eğlenip geliyor sabah. Oyunda etkinlik kartları var. Etkinlik kartlarını da her yaptığın zaman orada da bir level'ın var yani. Oradan da level alınca XP falan verebiliyor. Daha şimdiden 2 level aldım bile. Riyaz'ın bu arada bana karşı hiç şansı yok. Ben eski LoL oyuncusuyum. Oyunun en başında senin şampiyonunu bul diye bir özellik var. Senin nasıl bir oyun oynamak istiyorsun? Yani sen nasıl bir deneyim istiyorsunla alakalı. Sana sorular soruyor. O soruların sonucunda da sana 3 tane karakter sunacak. Ben şu an seçtim. Bana Zaya, Miss Fortune ve Varus'u önerdi. Ben buradan Zaya seçerim. Oyun ilk başta size bir bilgisayara karşı ısındırtıyor. Benim kolaylıkla geçeceğim bir etap olacak diye düşünüyorum. Hem de bir pasımızı atalım yani. Hani bayağıdır oynamıyor şimdi. Benim size verebileceğim 2-3 tavsiye. Mümkün olduğunca bilgisayara karşı yapay zeka modunda iyice antrenman yapın. Özellikle de bir karakter üzerinde ustalaşmaya bakın bence. Ben hep öyle yapıyorum yani. Eğer yeteneğin ne işe yaradığını bilmiyorsanız da o yeteneğin üzerine basıp bilgi ekranından da yeteneğin ne olduğunu da öğrenebiliyorsunuz bu arada. Öyle de bir özellik var. Bilmeyenler için ya da fark etmeyenler için onu da söylemiş olayım. Oyunu tamamladım. Yeter lan yeter. Yeter diyelim. Yeter diyelim. Bu oyunda bayağı bir görevi tamamladığım için bana çok sağlam XP verecek diye düşünüyorum. Ve oyunun MVP'si de seçildim. Evet yani aslında bir oyunla da 2 level alınabiliyormuş. Onu öğrenmiş oldum. Evet bir oyun oynayıp 2 level alınabiliyormuş. Evet. Bu arada o level mevul kasma sadece başta kolay ha. Ondan sonra herhalde çok zor oluyor değil mi ya? Ondan sonra level kasmak çok zor. 10 mu? 10'a geldiği zaman. 10. level? Ha. Nasıl yani? 11 olamıyorum abi ekstra. Ne diyor lan dedim. Kardeşim bak bir yandan da video çekeceğimiz için böyle işine bak. İşin yok mu ya? Sen bir şeyler uğraş. Başka bir şey bul. Saat 1 oldu. Birazdan ekipçe öğle yemeği yiyeceğiz. Ben de bir Zeynep ablama yardım edeyim dedim. Acıktım. Hızlansın süreçte. Zeynep abla ben geldim. Salata sende. Yağlı, tuzunu. Tamam. Bana bırakıyor musun? Bırakıyorum. Bizim ekip biraz yağlı seviyor. Yağın iyi geldiğini düşünüyoruz. Tuz zaten. Zeynep abla genelde tuzsuz yapıyor yemekleri. Tuz biraz çeksin ama. Ama... Aha! Çekmesi gerekiyor. Acıktık ya. Bu kadın da iyice yavaş iş yapıyor. Instagram'dan takip edenler bilir. Genelde Burak'la ben burada oturuyoruz. Bizim aramıza da bir çorba geliyor. Öyle bir sistem var. Biz o aramıza sürekli çorba konduğu için artık dedik ki orada bir hayali bir arkadaşımız var. Bu hayali arkadaşımızın adı ne olsun? Onu da biz size sormuş olalım. Arkadaşlar bu hayali arkadaşın adını siz belirleyin. Bundan sonra ofiste öyle sesleneceğiz gerçekten. Bu arada Riyaz kurgu yapıyor diye ben de saldım yani. Ben de oynamıyorum yoksa ben de oynarım.
Evet, şimdi Riyaz'la bir kahve içmeye indik. Kahve içerken de dedik ki birebir oynayalım. Şimdi insanlara karşı oynamak kolay, bir de birebir karşılıklı. Ha, birebir mi kapışıyorsun? Tabii. Ne alıyorsun? Yenileri küçümsüyor. Kolay bir oyun olacak. Jinx aldın, ben de... İstersen ben de Jinx alayım. Adil bir yarış diyorsan Jinx alayım. Gel bakalım, kapışalım ya. Tamam, ben tatlıyı ödül diye yiyeceğim, bekleteceğim. Evet Riyaz'cığım, orta koridordan bekleniyorsun. Ortaya çekiyorum direkt. 3 olan kazansın. Riyaz'cığım elveda. Hile açmış bu arada. Riyaz tut. Hop. Ulti mi de o? 2-0 oldu. 3-0 oluyor mu? Olmuyor. Riyaz. Baba kaçar. Ananı, bu neymiş lan? O neydi onun? Evet, oyun bitti. 5'te biter. Beni çıldırtma artık, oyundan çık. Geçmiş olsun. Allah, ağlıyorum lan. Bu arada başta anlaştığımız gibi onda biter. Aynen öyle. O zaman güle güle. Ay, o kadar uzakta atabiliyor mu lan? O haritanın sonuna kadar gidiyor. Bilgiler verilmesin baştan. Ben şuradan hemen bir çiçekten... Allah seni. Haydi. Allah seni. Bu kavrayıncısın lan. İyi bir hareketti. Hayır, baktım diyorum ki iyi oldu abi. Şanslıydı dedim, bu. Koridordan koy yani. Hadi oğlum. Evet. Ayağım takıldı gördüm ya. Tabii. Sıkma oku. Bırak. Göster kamerayı, göster. 5-7 bitti oyun. CJ'ye giriyorum bundan sonra. XP gelmedi ama önemli olan zaten beraber bir karşılıklı oynayıp kimin daha iyi olacağına, kimin CZN'de hesap ödeyeceğini önden bir spoiler vermekti. Ben düşünüyorum niye şimdi bu kadar tevbi konuştum başta. Biraz kalabalığız. Evet. Ekibimiz 15 kişi. Saygılar. 15. Sen daha masa tenisi oyna. Kerem Kısakoğlu. Geliyorum. Yes. Bizi dönmeye. Oo. Bir şey oluyor. Evet. Önemli olan nasıl düştüğün değil, nasıl kalktığın. Üf var ya. Cepte. Bekle. O zaman 1 saati 15'im. Dur. Acayip XP geldi. Ya bu sürekli level aldım falan diye bir şey yazıyor ya. Sen de yazıyor mu öyle? Level mu? Hı. Bunu bak, telefonu bırakıyorum şöyle level atlıyorum yani, öyle bir oyunu. Hayır, ben sana iyilik olsun diye seni eve bırakıyorum. Sen bu sürede de mi oyun oynuyorsun? Yani... Oğlum. Sadece CZN'e de yemek demedim birader. Evet. Ben onunla ne kadar ödeyeceğim biliyor musun sen? Önemi yok ama... İyi oynuyorum, benim şu an tek avantajım arkada boş olmam yani, ne yapayım? Ya durun, bir ulti attı ya! Ulti atmış! Çeksene çocuğu! Demi Kerem'in yaptığını gördünüz mü? Duymadınız değil mi? Adam bak kasmayayım diye bak CZN'de ödememek için dedi ki trafik var. Ben sizi burada indirsem olur mu? Abi. Dedem Ozan yönetmeni evine bırakacağım. O yüzden şu an hani küçük krizler var ya Türkiye'de, hani İstanbul'da. Şu an bir kasırga var ya. Bro, hani onunla mı ağzıma demin uça girdi be? Anlayış mı acaba? Bu arada birkaç gündür hep geç saatlerde eve geldik. Dün damacana söylemiştim. Yani şuraya taşıyamadım bile yani, hani kalsın dedim. Çok yoruldum ya. Ama uyumayacağım çünkü Riyaz'ın benden çok daha az uyuma opsiyonu var. Onu yediremem yani. Alt komşumuzun çok yakın arkadaşınız olması da çok iyi bir şey. Ne oldu be? Ne oldu? Film izledim. Film mi? Ana ne güzel yapmışsın be. Hakan 1 Aralık geldiği zaman, ki bugün 29'unda yapmış, hemen yılbaşı süslerini yapar. Böyle de zevkli bir arkadaşımız. Öyle. Bütün gece Wild Rift oynuyoruz. Çünkü amacımız Riyaz'ı geçmek. Riyaz yaldır yaldır oynuyor. Biz eski lolcüler olarak bu gece oldukça fazla level almaya çalışacağız. Bakalım. Aç mısın ben sipariş vereceğim. Yemek siparişimiz gelene kadar bir tane oyun atalım.
Çünkü her anı değerlendirmek önemli değil mi? Oyunda 7. level'da aram açılıyor, 10. level'da da dereceliğe girebiliyorsunuz. Dereceliğe girdikten sonra kolay çünkü zaten biz dereceli'de bayağı iyi oynayacağımız için, tecrübeli olan ekip olarak orada daha hızlı level alacağımızı düşünüyorum. Bir de ekstradan Riyaz'ın bilmediğini düşündüğüm şu özellik de var. XP boost'lar var. Biz XP boost'lar da basacağız bir yerden sonra. Küçük hile hurdalarımız olacak. Ha, oyunda bu arada Türkçe dublaj olması çok iyi mi ya? Yadırgamıyorsun ya. Ben severim bunları seslendirmeyi. Evet, seslendirmeler de çok iyi. Bende Timo var mesela. Captain Timo. Sen orijinalini koy. Captain Timo. Emredin liderim. Birebir. Evet, an itibariyle ikinci oyundayız. İlk oyunda güzel bir performans vardı. Zaferle ayrıldık. Bugün yenileceğimizi düşünmüyorum. Dereceli maçlara girene kadar. Belki dereceli de bir iki fire veririz. Vur. Ay, ölüyordu. İyiyiz. Ay, şeyin geri geleceğini unuttum ya. Bunu da göstermiş olayım. Map'te eğer saldırmasını istiyorsanız takımın, böyle map'ten işaretliyorsunuz. Bir de oyunla diziyi düşününce aslında dizide Vi ve Powder tarafında dönen bir hikaye var. Ama oyun karakterlerini düşününce aslında çok küçük bir kısmı yani. Daha anlatılacak bir sürü olay var, bir sürü karakter var. Daha Demacia var, hiç konuşulmayan. Arkadaşlar şimdi oyuna girdim, evde gördüğünüz gibi yatağındayım. Oyunda şu andaki challenge'ımızda level kasmak önemli olduğu için şöyle bir şey buldum. Şöyle gördüğünüz üzere oyunun eğitimler bölümü var. Buraya geldiğiniz zaman bu eğitimleri tamamladığınız zaman size XP'yi veriyor. Ve bu sayede tabii rahatlıkla bam bam level atlamaca. Oradan gideceğim. Daha kolay normal oyunlara göre. Çünkü normal gerçek insanlar oynadığınız zaman biraz zor olabiliyor. Yani şey kaybederseniz oyunu vesaire falan. Daha az XP geliyor. Onun eğitimleri tamamlaya daha güzel XP'yi alacakları ilk başta. İlk başta için aslında daha geçerli bir durum bu. Bunu oynamak da, buraya girmek de mantıklı ya. Gösteriyor size ne yapacağınızı. Şuna bas, buna bas. Şöyle yaparsan böyle olur, buna basarsan böyle olur. Ama gayet basit zaten ya. 7-8 sene falan oldu. Bilgisayarda falan oynuyordum ama uzun süre ara verdim. Bilgisayarla kıyaslayacak olursak bu çok daha kolay abi. Al istediğin yerde oyna yani. Çok güzel bence. Aa, görmediğim bir şey öğrendim şu anda ya. Arkadaşlar eğitimleri oynayın. Bam. Oha, direkt level atladım be. Kerem, geliyorum Kerem. Hocam bir sonraki, bir saniye. Bunu yapmış mıyım? Yapmadım. Bak. Devam ki. Aha, V geldi be. Allah, Arken'i izleyenler biliyor neler oldu. Şu aramda da aslında XP kasabilirim. Aramı bilmiyorum bu arada. Ben daha önce oynamadım. Kerem büyük ihtimal aşina bunu bilgisayardan. Heh, başlıyoruz. Hadi. Güzelmiş ya bu. Aramda base'e gidip can kasmak yok. Dümdüz gidiyorsunuz. Teslim olduk. Hayırlı olsun ya. Evet, döndük köyümüze. Vallahi saat şu an gece 2 oldu. Şöyle göstereyim. Benim de uykum geldi, gelmedi değil. Ve yarın erken kalkacağım mecbur. Meydanı Reza bırakamam. Ben de son bir oyun atıp ondan sonra uyurum herhalde. Yarın enerjimiz kalsın. Bu arada tüm bu süreci ben story'de atıyorum. Benim Instagram hesabım Kerem Kısakol. Değerli ortağım Riyaz'ın Instagram'da Hele Güder. Oradan da aktif bir şekilde burada görmediğiniz arta zamanlarda faal oluyoruz. Takip etmek isterseniz oraya da bekleriz. Devam. Saat bayağı bir geç oldu ve ben 8 level oldum. Riyaz'ın beni geçtiğini düşünmüyorum ya. Ve işin enteresan kısmı uykum olmasına rağmen hala oynamak istiyorum. Çünkü çok keyifli. Bir önceki level'ımda aram açıldı. Aramda da bir tur oynayacağım. Orayı da size göstereceğim muhakkak. Bu aralarda da birçok karakter açılmış oldu. Her level aldığımda da oyun bana bir tane karakter hediye etti. Aslında şu an her lane'de yaklaşık ikişer tane falan karakterim var. Yani dilediğim gibi oynayabilirim. Bir yandan da mavi özüm de birikti. Bir tane şampiyonu belirleyeceğim ve onu 5500 mavi öz olduktan sonra satın alacağım. Zaten ondan sonra tutana aşk olsun. Yarın sabah görüşürüz.
Günaydın. Valla sersem gibi uyandım birazcık. Geçen haftanın da yorgunluğu vardı. O yüzden kendime gelmekte bir çıtır zorlandım. Ve dün inanılmaz bir fırtına olduğu için gerçekten ben çatı katındayım. Zor bir geceydi. Sürekli ses vardı. Sürekli yağmur yağdı. Hatta şu an gökyüzü çok enteresan. Tüm bunlar bu yana oyuna devam. Malum bir adet görevimiz var. Bu görev uğruna. Bugün evdeyim. Aman da ne zor görev. Ofise gitmeyeceğim. Sorumluluğum çok yok. Dün gece 7. seviyeye geldim ve aram modu açıldı. Ben de şimdi sizlerde görün diye aram modunu bir deneyeceğim. Aramda şöyle bir şey var. Tek bir oyun alanı var. Tek bir lane var. Ve çıktığınız zaman bir daha geri dönemiyorsunuz base'e. Yani alacağınız itemleri almanız lazım. Üzerine canınızı da oradaki şeylerle doldurmanız lazım. Bayağı oldukça zor bir oyun modu. İlk başta size iki tane zar hakkı veriyor ve random bir karakter atıyor. Bana Tristana'yı atadı. Ben Tristana oynarım. Hayır demem, o yüzden değiştirmeyeceğim ama zara da basarak değiştirebiliyorsunuz. Oyun başladı şu an. İlk başta 3 ile 3. seviye olarak başlıyorsun. Ben 3 şeye de verdim. Bu burası birazcık hengame olabiliyor. Bu arada 9 defeye olmama da çok az kaldı. Hatta 9 oldum. Ve bana Lux'ı verdi. Güzel. Kerem ben yoldayım. Ofise gelirken beni birkaç kez aradı. Yokluyor beni. Ne yaptın, ne ettin diye. Şimdi ofise geldim. Hemen altta kahve içiyorum. Ama zaman kaybetmemem lazım. Yoksa akşam 48 saatin bitiminde hesapları ben ödeyeceğim. Ondan dolayı kasabildiğim kadar kasmam lazım şu an. Bir beceremiyorum takdimi. Can. Bu aramı da çok sevdim ya. Daha kısa sürüyor. Direkt atıyor. Kaçamıyorsun. Daha ayrı konu da. Vuralım. Çok fena saldırılar ya. Kule'ye git. Hadi oğlum şu kadar bir şey kaldı. Hadi sana oğlum bir. Hehehe. 9 olamadım ya. 8'de kaldım. Artık elimizi aldıysak ofise geçebiliriz. Oğlum hala tüylerim diken diken var. Aynen, harbiden diken var. Oha. Yani çok farklı bir kafa olmuş. Acayip beğendim. Animasyon olarak da zaten dizi harika. Evet. Yani gaza geldim oğlum yani. Şimdi bir tur daha oynayacağım. Ben vay alacağım sen. Cinsel devam edeceğim ben. Gaza gelip devam orada. Kaçta bitiriyoruz bu arada? Bir saat söyledik tam bir saat. Valla mesai 8'de biter. 8'de biter. Işıldama bak be. Çok güzel bakıyorum. Yani bu aslında hemen hemen son oyunlarımızdan biri ve beraber giriyoruz. İyi bir taktik mi bilemedim. Biz de buraya kadar geldik. Bundan sonrasında eşit değilim hocam. Ya nasıl ya? Oğlum dur. Oh seni. Kaça kaçtı bu arada? Benim burada 300 skorum ya. Ne kadar şey ya, tekrar bıraksam. Bakayım. 56 verdi. Ne oldu lan, ne gizli? Kaç level olduğumu görme. Bakayım, 12 level, tamam. Şimdi Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Birbirimizin seviyelerini bilmiyoruz. Kim kaç level birbirini bilmiyor. Yemeğimizi sipariş ettik. Ziyafetimizi yapacağız. Hep beraber burada güle oynaya yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra kim kaç level, kim hesabı ödüyor göreceğiz. Bakalım kim kazanmış. Bu arada Mert Efe aniden geldi. O hiç hesapta yoktu.
bu adam işini biliyor diyeyim. Öyle diyeyim. Haydi! Çok stres oldum. Bro ben yaklaşmadım gördün mü? Özür dilerim ben bir tane kola isteyeceğim de o da böyle gelmez değil mi? İçeceğim vallahi. İçmelik dersen sıkıntı yok. Abi ben bir tane kola isteyeceğim de korkuyorum. İlk defa bir yemeğe gelip bu kadar efor sarf ettim. Gerginlikte terledim lan. Gerginlikte terledim. Gelelim sadede. Artık işin keyif kısmındayız. Lütfen şöyle şöyle vereyim ama. Arkadaşlar afiyet olsun. Oh. 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 Ne oluyor lan? Pardon. Sen de gaza geldin devam. Show must go on diyerek de. Müdürüm buyursunlar artık ziyafetteyiz. Burak gel baba. O zaman şimdi bir güzel bunları yiyoruz. Yiyoruz. Sonra hesaplıyoruz. Mertebe çıkar. De temiz. Bakacağız. Onu da. Ya hesap ödeme. Onun kola şovlu geldi ya ona bir bakacağız. Afiyet olsun. O büyükhan geldi. Eğer aynı seviyedeysek hangimizin XP'si daha fazlaysa ona göre. Ama değilsek zaten konu kapanmış. Oradan da XP'den diye. İyi olan kazansın be. Oyunu bak, aç. Kaç level'sın? Şu. Level'ın şu. Evet. Tamam. Ha, burada mı? Tamam. Anladığım evet. Kadarıyla aynı değil. Aynı level değilsiniz. Değil mi? Aranızdan bir tanesi bu hesabı ödeyecek. Hesabı açıklıyorum öncelikle. Hocam bunda bir yanlışlık olmasın. Kaç hane var? Öncelikle tutarı söyleyeyim. Söyle. 10.099 TL. Oh, bak sana da yapamam bunu. Bak. Hatta göster, kameraya göster. 10.099 TL. Kazananı açıklıyorum. Ne yedik biz? Kerem Kısakol. Ben mi kazandım? Bir saniye. Dur. Ödeyeceksin. Hayır. Ödeyeceksin. Kerem. Hocam abi. Hayır. Dur. Göstersene. Dur. Göstermeyeceğim. Kaç yolu? Açalım. Hemen açalım. Ben şöyle göstereyim. Gurur tablom. Sen de göstereyim. Göster hocam göster. 8 level. Bu da 8. Oğlum o kadar çok uğraştım ki şunu yapmak için. Gece gündüz zaten sürecin hepsini gördünüz. Gece gündüz ikimiz de oynadık. Birimiz hak etmiş. Bu arada bakiye mi etmeyecek? Bunun bakiye... Abi. Abi. Abi bu yumuşatmak için miydi? O aynen. O ufak bir şakaydı. Çünkü oğlum, burada kalbim... Hyper'in bile bakiyesi yetersiz. Oğlum şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Çocuk harbiden geliyorsun ha. Herkesin karnı doydu. 1755 TL. 1755. Bu arada arkadaşlar afiyet olsun. Afiyet oldu ya. Kesene bereket. Hocam ödemeyin. Gözünü seveyim bir şey at be. Oğlum 9A9A8 tamam, ya. Tipi ben atacağım. Tipi ben de. Evet bir videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Buradan Wild Rift'te yaşattığı deneyim için teşekkür ediyoruz. Riyaz birazcık bugün üzgün ayrıldı buradan ama yapacak bir şey yok. Her challenge'ın bir kazananı bir de kaybedeni var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki Bros videosunda görüşmek üzere.